Deniz Hanım'a söyletmekle iyi etmedim. İlk benden duymak isterdi tabii, kırıldı. İstemiyorum derse ne olacak? Şimdi üstüne gitmeyeyim diyorum. Akşam yemekte açarım konuyu. Sen de destek ol bana lütfen. Akşam sözüm var benim, program yaptık arkadaşlarla. Tamam, iptal. Ne oldu? Niye kimse konuşmuyor? Konuşuyoruz işte. Nihal yine etlerini yemiyor. Niye yemiyorsun kızım? Yiyorum. Bu da soframızın vazgeçilmez diyalogları. Bak Nihal'cim, diyet yapıyorsan söyle, sana özel yemek yapalım. Uğraşma benimle. Yoksa vejetaryen olmaya mı karar verdin? Uğraşma dedim. Olağan didişmeniz bittiyse ciddi şeylerden konuşabilir miyiz çocuklar? Hep böyle yapıyor baba. Sürekli dalga geçiyor benimle. Niye kızıyorsun? Her zamanki şakaları. Şaka yapmasın bana, istemiyorum. Anladınız mı? İstemiyorum. Ne oldu ki? Deniz Hanım. Afiyet olsun. Ne oldu? Behlül aptalı Nihal'i ağlattı. Ne biçim laf öyle? Masadan kalkıp gitti onun yüzünden. Aman Behlül bahanesi. Etleri ayıklayıp durmuş yine. Yiyesi yok onun. Bu adam kendini ne sanıyor? Cık, sinir. Sakin ol bakalım Beşir. Ne sanıyorsa sanıyor, sana ne? Onların her zamanki halleri. Sana mı düştü tatası? Allah Allah. Ama ne? Adnan Bey böyle konuştuğunu duymasın. Benden sorar hesabını sonra. Hep Behlül'e kabahat bulmayın. Şu iki gündür Nihal'in de huysuzluğu üstünde. Nefes alacağım biraz. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Hiçbir şey anlamadım. Ben de canım. Hadi bitir yemeğini. Gelebilir miyim? İyi misin? Hı hı. Ya özür dilerim baba. Ama çekemiyorum artık onu. Çok üstüme geliyor. Hep benle uğraşıyor, hep. Nihal, tepkinin gerçek sebebi Behlül mü? Yoksa Deniz Hanım'dan duyduklarım mı? O kız... Bihter Hanım. Ne zamandan beri hayatında? Çok olmadı, yeni sayılır. Eğer onunla evlenirsen annemi unutacak mısın? Anneni nasıl unutabilirim Nihal? Onun yeri bambaşka. Evlenmeye karar verdiğine göre onu seviyorsun demektir. Matmazel bunun için iznimi istediğini söyledi. Bu ani alınmış bir karar değil Nihal. Heyecanlarımı kontrol edemeyecek kadar genç değilim ben. Çok düşündüm kızım. Enine boyuna, bütün boyutlarıyla iyice düşündüm. Sizi endişelendirecek ya da huzursuz edecek bir durum yaşanmayacağına emin olunca verdim kararımı. Öyle mi?
bundan sonra mutlu olmaya hakkın yok dersen üzüleceğim. İstersen bu konuyu şimdi kapatalım. Sen de bir düşün. Olaya bir de benim açımdan bakmayı dene. Sonra konuşuruz. Acelemiz yok. Tamam mı taklım? Çeki yarın tahsil edebilecek misin? Ancak öbür gün banka parayı hazırlar. Biraz nefes alacağız. Sen ne zaman çağıracaksın Adnan Bey'i? Çağıracaksın değil mi? Sıra sende. Bakıyorum para konusu açılınca senin de aklına hemen Adnan Bey geldi. Ondan kasa diye bahseden sensin. Önemli olan onun beni seçmiş olması zaten. Seçim çok önemli, evet. Paranın kokusunu alınca sen de yelkenleri indiriverdin bak.